Tekrar merhaba sevgili Artı Televizyon izleyicileri. Ben Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın. Bu hafta İngilizlerin Kürt politikalarını irdeliyoruz. İlk bölümde Milli Mücadele döneminin ortalarına kadar getirdik. Şimdi bundan sonra biraz daha hızlanıp 1923'te belki Lozan'da İngiliz tavrı da Kürtler bağlamında ilginç olabilir. Ona biraz değindikten sonra özel olarak da Şeyh Said isyanı sırasında sürekli ima edildiği gibi bir İngiliz parmağı, İngiliz kışkırtması var mıydı sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Erdoğan, bıraktığımız yerden devam etmek ister misin? Olur. Yine ben Mesut Yiğen'in aktardığı bir belgeyi aktarmak istiyorum. 4 Ekim 1923. Kritik bir dönem. Artık belli bir mesafe alınmış. İngilizler nezdinde Kemalist iktidarın karakteri belli. Korkulmaması gereken bir iktidar karşısında. Ankara açısından da İngilizlerle yakınlaşma siyaseti izleniyor. Ama her ikisi de olmazsa olmazı, ötekinin olmazsa olmazının farkında. İngilizlerin Musul'u her halükarda bırakmak istemeyecekleri Ankara tarafından net. İngilizler nezdinde de Ankara'nın Kürtleri her halükarda Türkleştirmek, kendilerine kalan parçayı Türkleştirmek konusundaki netliği belli ve dolayısıyla bir uzlaşı. Irak Yüksek Komiserliği Vekilliğinden Koloniler Bakanlığı Sekreterliğine gönderilen 1923 Ekim tarihli, 4 Ekim tarihli mektupta iki paragraf ben de okumak istiyorum. Aslında uzlaşının zeminini görüyoruz. Türklerin Güney Kürdistan kararlılığı bizim Irak'taki Kürt bölgelerine özellik vereceğimiz inancına dayanmaktadır. Hani tekrar etmekte fayda var. Türkler Ankara, Mezopotamya konusunda çıtayı yüksek tutuyor. Neden? Çünkü orada bizim özellik vereceğimizi düşünüyorlar. Yani sorun burada Mezopotamya'ya özellik verip vermemesi meselesi. Yani. Devam ediyor. Bu Türk idaresine bırakılan Kürtlerin tepkisine yol açacak. Ama nasıl tepki? Bunları özellik istemeye zorlayacaktır. Yani biz kendi Kürtlerimizi ham yapmaya hazırlanırken siz kendi Kürtlerinize özellik verirseniz biz kendi Kürtlerimizi Türkleştiremeyiz. Dolayısıyla esas hassasiyet bu. Geçen yılki gelişmelerin seyri halen Şeyh Mahmut tarafından kontrol eden Süleymaniye diye kendi ikinci paragraf okumak istiyorum şimdi, daha önemli. Eğer Türkiye'ye değişen bu koşullarda Sevr Anlaşması'nda yer alan Kürtlere özellik fikrinden vazgeçtiğimizi ve amacımızın Musul tarafındaki sınıra kadar olan tüm Kürt bölgelerini Mezopotamya ile Irak'la, Irak devletiyle, işbirlikçi Arap rejimiyle birleştirmek olduğunu resmi olarak taahhüt edersek sınır görüşmelerinin önemli ölçüde rahatlayacağını düşünmekteyim. Yani çok açık, çok net bir şekilde biz Türklerin, Ankara'nın Kürtleri Türkleştirme politikasını rahatsız edecek bir özellik vermezsek Kürtlere, Kürtleri buradaki Arapların insafına bırakırız ve biz sadece Musul'la ilgilendiğimizi Ankara'ya belirtirsek sınır sorununu çok rahat çözeriz diyor. Yani esas hassasiyetin aslında bize anlatılandan farklı olduğunu, aslında Ankara'yı yönetenlerin, Ankara parlamentosunda bulunanların çoğunun farkında bile olmadığı halde Misak-ı Milli diye bir derdi olmadığını, artık kurulacak vatanın Türklerin ve Kürtlerin vatanı gibi bir taahhüdü asla düşünmediğini, tek derdinin ya bu İngilizler özellik verirse bizim planımız açığa düşecek. Yani dolayısıyla sorun bunu ben çok bu belgedeki şeyi çok önemsiyorum. Ben biraz da geriden alacaktım ama neyse. Ben mesela şeyi çok ilginç buluyorum. Bu Lord Curzon'un Lozan görüşmeleri sırasında Kürtlerle ilgili yaptığı konuşmalar var.
bence hani bir Kürt temsilcisi gibi şeyi anlatmak açısından da Türk yaklaşımını da nasıl alaya aldığını anlatması açısından bir paragraf okumak istiyorum ama sen şimdi onu söyleyince bence ama şu da önemli çünkü İsmet de Kürtlerin temsilcisi gibi konuşuyor. Öyle. Ve Lord Curzon'u yukarıdan küstah şeyini aşını alttan sandalyesinin alttan çekiyor. Öyle bir yapıyor. Diyor ki Kürtlerin Türk soyundan olduğunu tarihte ilk defa bulup çıkaran belgelerinden birini kaleme alırken diyor Türk temsilciydi. Yani dünyada Türklerden başka biri yoktur ki Kürtler Türk soyundandır desin. Biraz hani İngilizcenin Türkçe'ye çevirisinde garip olduğu için açıkladım. Bu halkın kökeni diyor oldukça karışıktır. Dipnotlarından birinde İsmet Paşa Türklerin Turan asıllı olduğu görüşünü öne süren tek bir kaynak göstermiştir. Fakat buna diyor en yetkili yazarlar bile katılmamaktadır diyor. Ben diyor bugün diyor uzaktan baksam bir Türk'le Kürt'ü anında ayırırım diyor fizyonomilerinden, konuştukları dillerden bambaşkadır. Yani hani daha o zamandan Kürt şeyin Rıza Nur'un vay be biz abaza diye Rauf'u istememiştik. Halbuki İsmet meğerse Kürt temsilcisiymiş diye kızdığı adam dahi Kürtlerin aslında Turan ırkından olduğunu anlatan bir tezle gidiyor oraya. Curzon'da bütün bunu ters yüz eden uzun bir konuşma atlayarak okuyorum. Türk hükümeti... Ama maşallah sanki diplomasi değil de tarih ve siyaset, aynen, felsefe tartışması yapıyor. Ne bir yapıyor ki orada. Orada diyor Kürt temsilcisi olduğunu söylemiştir İsmet. Biz etle tırnak gibiyiz, biz temsil ediyoruz dediğinde diyor. Acaba diyor Ankara parlamentosunda diyor kaç tane Güney Kürdistan'dan temsilci vardır? Güney Kürdistan dediği işte onların egemen olduğu alan şu anda. Bugün nedir? Irak. Süleymaniye, Erbil, Kerkük, Kifri falan oralar vardır. Ya da diyor halk oyuyla seçilmiş tek bir milletvekili var mıdır? Hani olduğunu iddia etsen dahi. Öyle bir eleştiri yapıyor ki orada. Sizin dayandığınız tez yanlış. Velev ki teziniz doğru olsa dahi bu halkı hiçbir şekilde meclislerinizde temsil ettirmiyorsunuz. Velev ki Kuzey Kürdistan'dan birileri varsa da güneyden kimse yok deyip arkasından da daha da derinleştirerek Türklerle Kürtler arasındaki genel ilişkiler, Kürtlerin Türk yönetiminden hoşnutsuzluklarını sürekli açıklamışlardır. Bana kaç tane şikayet mektubu geldi bilemezsiniz diye başlayarak sonunda Kürtlerin kendi bağımsız tarihleri, gelenekleri, görenekleri, dilleri vardır diye başlayıp Türkiye'ye aslında sürekli bir bağımsızlıklarını bak tanırız onların demeye getiriyor. Fakat sonuçta Lozan'da olay etnik kimliklerden çıkarılarak Müslümanlar ve işte gayrimüslimler olarak biliyorsun şekillenecek. Gayrimüslimlere tanınan bazı azınlık haklarıyla sınırlanacak ne diyelim Türk olmayan unsurlara tanınan haklar ve Kürtler bu hikayenin içerisinde Müslümanlar olarak ne çoğunluk ne azınlık ne egemen ne tabi bir unsur olarak tanımlanarak arada gümbürtüye gelecekler. Burada tabii Kürt siyaset adamlarının, Kürt toplumunun kanaat önderlerinin çok önemli kusurları var biliyoruz bunu. İngilizlerin yanında yer alan adamlar dahi sürekli yani ne istediklerini doğru dürüst anlatamadan taleplerini belirttikten sonra bunu devam ettirecek, idame ettirecek bir yapıya sahip olduklarını gösteremeden davrandıkları gibi Kuzey Kürdistan'daki pek çok unsurda Kemalist hareketle ittifak içerisine giriyor. Lozan'a gittikleri zaman orada Zülfü Tigrel ya da neydi Fevzi Pirinççi dışında herhangi bir Kürt temsilcisi olmadığı gibi meclisteki Kürt vekiller de Ankara hükümetinin arkasında yer alıyorlar. Yer almayanların arasında birçok yani Türk unsur da var o Musul özellikle dışarıda bırakılacak diye. Kürt vekiller bunun dahi arkasına düşmüyorlar yeterince değil mi? Yani sonuçta Musul bir şekilde Kürtlerin yoğun yaşadığı bir coğrafya. İngilizler de bundan gayet güzel yararlanarak Lozan'da Musul parçasını dışarıda bırakarak biraz önce senin söylediğin gibi sınırları konuşulur hale getiriyorlar. Ve ardından da artık Kürtlerin bir ulus devlet kurma ihtimalleri kalmıyor. Bundan hem Türkiye karlı çıkıyor hem İran hem İngilizler
tek kaybeden Kürtler. Araplar da çeşitli vesilelerle devletlerini kurduruyorlar. Bunun tabii Kürtler açısından anlaşılır olmadığını söyleyelim. Irak'ın temel geliri 100 yıl boyunca Kürtlerin petrolü olmuş oluyor. Akacak. Hani bırak diğer sömürü kaynaklarını, salt petrol bile aslında Irak devletinin işte ta ki ABD tarafından yıkılana kadar ki temel gücünün şeyini oluşturuyor. Bunun şeyini bir analiz edebilir miyiz? Çünkü Kürtler sürekli burada hem İngilizlerin veya şeylerin kendilerine yeterince destek vermediğini söylerler ama Türk milliyetçiliği de aksine kışkırttığını Türklere karşı iddia ederler ama sonuçta ortaya bir Kürt devletinin çıkmaması ama buna karşılık aynı gelişmişlik düzeyine sahip olan, aynı bölünmüşlükleri yaşayan aşiretler arası, mezhepler arası, aileler arası parçalanmışlığı yaşayan Arapların çeşitli devletlere sahip olmasının bir nedeni olmalı diye düşünürler. Nasıl açıklıyorsun? Ben biraz coğrafi konumlarıyla açıklıyorum. Yani Bolşevik devriminin etkisiyle ortaya çıkan yeni stratejik tabloyu şey yapıyorum. Sen nasıl yorumlarsın? Yani birincisi Araplarda bağımsızlık bilinci, hareketi, örgütlenmesi iki kanaldan Kürtlerden daha istikrarlı ve uygun bir konjonktürde gelişti. Kuşkusuz Bedirhan Bey örnekleri de var ama o Bedirhan Bey örnekleri tarihin Araplara şans tanıdığı dönemki gibi bir uluslararası atmosfer vermiyordu. Araplar gerek işte Şam merkezli, Şam, Beyrut, Halep Kahire. Merkezli, Kahire merkezli olarak ve ittihatçılarla İstanbul ve Avrupa şehirlerinin bütününde gerçekten bir istikrarlı bir Arap milliyetçiliği damarı da oluşturmuşlardı. İkincisi Kavmi Necip olmaktan gelen, Osmanlı merkezine uzaklıktan gelen çok güçlü, çok merkezi feodallere de sahipti. İbn-i Suud ve Şerif Hüseyin böyle özellikler taşıyordu. Bir üçüncü faktör de İngilizlerin başından beri Osmanlı'ya karşı Osmanlı'nın Almanlarla birlikte olup İngiliz politikasını hançerlemesi arkasından İngilizler de geleneksel Osmanlı'yı kollama politikasından vazgeçip Osmanlı'yı çökertme. Şimdi buradaki ana dayanak Araplar oldu. Dolayısıyla Arapların devletleşebilme, hatta bir müddet sonra kendi içlerindeki uzlaşmazlıklar nedeniyle bir dizi devletleşmesi mümkün olurken Kürtlerin İngilizlerle organik bir diyaloğa geçmesi tarihi ise bambaşka bir tarih. İkincisi Kürtlerin bir devlet olabilmesi için ana dinamik olan Kuzey Kürdistan'daki Kürt beyleri kendi aralarındaki ayrışma ve uzlaşamama yanı sıra aynı zamanda Ermenilere karşı işlenmiş suçlar nedeniyle adeta Türk egemenlerine rezervsiz bir şekilde yedeklenme haline girdiler. İstanbul'da ve Paris'te olan yani Şerif Paşa ve İstanbul'daki Abdülkadir Seyit Bedirhan ve benzerleri ise kendi topraklarına sağlam bir şekilde basabilme imkanından yoksun ve kendi işlerinde de sorunlu. Düşün, Kürt Teali Cemiyeti eğer birliğini sürdürebilmiş olsaydı en azından başta İngiliz belgelerinde istikrarlı bir muhatap olarak görülüyordu. Evet, hiç geçmiyor neredeyse. Daha sonra çünkü kendi işlerinde bölünüyorlar. Liderlik meselesi üzerinden işte Bedirhan, Seyit Bedirhanlar, Seyit Abdülkadir'i tasfiye ettiklerini söylüyorlar. Seyit Abdülkadir kongreyi, seçimleri yenileyeceklerini söylüyorlar. Bütün Kürdistan'daki Kürt kulüpleri paramparça hale geliyor. Tam bu sırada aslında Kürt eşrafın, feodal eşrafın Ankara ile çok uyumlu bir halde olduğu bir dönem. Şimdi buradan bakınca keza Şerif Hüseyin Ermenilerle uzlaşıyor ama bu uzlaşının Kürdistan'da bir karşılığı yok. Tam tersine travmatik ve karşıt bir etki yaratıyor. Yani sen nasıl olur da çünkü o anlaşma her halükarda, İngilizler mesela orada şey yolu bulmaya çalışıyorlar. İşte vilayeti sitte söylemini ekarte edip Trabzon ve Erzurum merkezli bir Ermenistan'a karşı Van'ı, Muş'u, Bitlisi, Diyarbakır'ı, Bitlis'i ise Kürdistan olarak düşünen bir ara çözüm üretiyorlar ama bu çözüm de işlemiyor. Çünkü Ankara'da o sırada Erzurum Kongresi'nden başlayarak Kürtlerle ittifak sayesinde bu planı fiilen ortadan kaldırmış oluyor. Dolayısıyla hani burada böyle bir devletleşme için ne muhatap ne fiziki koşullar,
ne siyasal birikim mümkün olmuyor. İngilizler de günün sonunda bakıyorlar, onlar devlet. Üstelik de aslında ben Yunanları desteklediğim ve ben şey yaptığım için bana karşılar, benimle uzlaşmaya hazırlar. Dolayısıyla başlıyor Türk egemen sınıfını, Ankara Meclisi'ni, Mustafa Kemal'i ve ona yakın ulaşılabilir unsurlarla diyalog kurmaya ve nitekim buradan siyaset değiştirmeye başlıyor. Ama Ayşe, arada Lord Curzon, yani izleyicilerin en azından yanlış anlaması açısından Lord Curzon'un oradaki hakimiyetini ben çok fazla altını çizdiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Lord Curzon bize bu belgeler de gösteriyor ki aslında Kürtleri sevdiğinden, Kürtleri düşündüğünden diyorum dolayı... Diyorum sana işte şey yapıyorum ben. Aynen. Tiyi almak için yani her şeyi bakkınca. Tiyi almak lazım. Ve aslında karşısındaki kendisi Kürt ama aslında Kürtlüğün antitezini, Turan tezini geliştiren adam ise aslında çok daha ayakları sağlam toprağa bas. Düşünsene, Ankara Meclisi'nden telgraflar yağıyor Lozan'a, Kürt vekillerinden. Veya işte Kürdistan'daki büyük beylerden telgraflar yağıyor. Aynen. O İnönü'yü destekleme. Dolayısıyla Curzon'un sözleri boşlukta kalıyor. Bir de tabii şunu da hatırlatalım. Yani Curzon'un Kürtlerle Türkleri böyle uzaktan bakınca ayırması mümkün değil. Çünkü Anadolu'nun Türkleri de gerçek Türklerden bambaşkalar. Yani daha çok Rum'a benziyorlar, Ermeni'ye benziyorlar. Yani iş çok karışmış birbirine. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bence iki tarafta birbirlerini şu konuda el ense çekiyorlar. Biri İngiltere, Musul'u asla vermeyeceğini, dolayısıyla karşı taraf hesap yaparken bunu düşünmesini. Diğeri de aynı şekilde İngilizlere, ben bana kalan Kürtleri Türkleştireceğim, bana sorun çıkartmama taahhüdünü veriyor musun konusunda bir şey yapıyorlar. Ve sonuçta aslında Lozan bittiğinde anlaşmış oluyorlar. Hani hep anarız ya Rıza Nur, Rıza Nur'un çarpıcı cümle, ya diyor... Ben diyor Musul için uğraşırken diyor İsmet Bey diyor hiç sanki Musul meselesini sürekli geçiştirirdi. Aynı şey Ankara Meclisi'nde de söz konusu. Ankara Meclisi'nde de bu İsmet bizim misaki milli hassasiyetimizi devredir. Oysa İsmet o sırada Mustafa Kemal'le özel hat üzerinden haberleşiyor. Ve bunu fark ettiğinde Rauf Bey karşılamaya bile gelmiyor. Yani evet, orada öyle ilginç bir şey var aslında. Mustafa Kemal'in niçin İsmet İnönü'yü bu kadar ısrarla Lozan'a göndermek konusunda ısrar ettiğini, Rauf Bey'i göndermediğini, çünkü İsmet'in meclise değil kendisine bilgi vereceğin üzerinden bir mutabakat sağlanmış. Dolayısıyla bunun sonucu bu gizli ilan edilmeyen, sanki Lozan'dan sonra Musul için sanki pazarlık yapılacakmış gibi. Oysa iş bağlanmış Musul şeyde öncesinde. Tabii. Musul'da o %15'lik hisse üzerinden bir şey yapılıyor. İngilizlerin de işine geliyor bu. İngilizler de şunu düşünüyor. Ben 150 yıldır diplomasi tecrübesi yürüttüğüm kadrolarla iş varken Kürtlerin parçalanmış haliyle niye riske gireyim? Üstelik İran'la sorun yaşayacağım. Irak'ın başına getirttiğim yeni kralla sorun yaşayacağım, Fransızlarla, çünkü Fransızlar da o sırada iddiaların aksine Nasturilerle, Süryanilerle ve bunların Kürt egemen sınıfları tarafından uğradıkları tacize karşı Fransa anti-Kürt bir politika izliyor. Yani bunu da unutmayalım. Yani hani nitekim Kürt egemenleri mesela Fransa'yla muhatap olmak istemiyorlar. İngilizleri şey yapmaya çalışıyor. Ortada çok karmaşık bir cümle var ve bu karmaşık cümlede Kürt feodallerinin, parçalanmış feodallerin bu diplomasinin hakkından gelebilme şansı fiilen mümkün değil. Evet. Oysa Osmanlı geleneğinin bunu zaten sağlama imkanı var. Evet. Arap toprakları ise Şerif Hüseyin üzerinden ve İngilizlerin zaten bizzat yerleşikler. Mısır onların adeta ikinci bir Londra'sı gibi. Kahire ikinci bir Londra gibi görev görüyor. Dolayısıyla hat böyle oluyor. Tabii kapitalistleşme sürecinin daha ileri olması o coğrafyalarda. Yani bir burjuvazi sınıfı ortaya daha çıkmış özgüvenli. Efendiler falan diye mesela Mısır'da, aynı şekilde Suriye'de, Şam'da özellikle çok ciddi bir entelijansiya var. Arap örgütlenmeleri dediğin Lübnan. Gibi. Lübnan ona keza orada
bir Amerikan üniversitesi, Protestan üniversitesi aracılığıyla liberal görüşler, yani teorik altyapı açısından da önemli. Bir de liman bölgesi elbette, ticaret, şu bu, çeşitli dünyadaki milliyetçi hareketlerle, şeylerle tanışıklığı var. Gerçi hani Kürt entelijansiyası da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Kahire'de, Şam'da var ama dediğin gibi Kürdistan'da bu milliyetçi düşünceyi bir siyasi projeye dönüştürecek, yani daha doğrusu etnik bilinci siyasi projeye dönüştürecek, milliyetçi bir şeye dönüştürecek bir burjuvazi yok. Onu besleyecek, evet, bir veya bunu yapanlar, destekleyecek bir şey yok, sınıf yok. Kürt halkının ağırlıklı hakimi olan feodalleri yönlendiremiyorlar. Evet, evet. Yani hani feodallerin gücünün aşan entelektüel bir güç olabilir. Siyasi bir örgütlenme olabilirdi. Dediğin gibi öyle bir şey yok. Hı. Bir de coğrafi olarak da hakikaten çok zor bir bölge Kürdistan. Hı. Yani hı, Arapların yaşadığı bölgelerdeki coğrafi kolaylıklar önemli aslında. Oraya yol gitmesi, telgraf gitmesi, işte ne diyeyim, kervanların ulaşması vesaire, bunlar ya aslında çok önemli. En azından Mekke, Medine'den İstanbul'a, tabii, Bağdat demiryolundan yüzyıllar önce düzenli akan bir trafik var. Artı bütün bu hatta denize yakınlık var. Dolayısıyla kadim şehirler var. Mesela Kürdistan'ın bu anlamda şehirleri, mesela Siirt, Diyarbakır, Mardin, bunlar geçmişte çok önemli şehirlerdi, evet, ama artık ticaret yollarının dışına düşmüş vaziyetteler. Evet. Yani artık feodalizm çok daha güçlü, coğrafya çok daha zor, feodal parçalanmışlık daha zor. Dolayısıyla Arapların avantajlarına da sahip değiller. İran ve Osmanlı Devleti'nden gelen o Türklerin ve Acemlerin o bürokratik geleneği, eğitim sistemi vesaire, evet, de yok. Bir de bütün bunların üstüne Kürdistan coğrafyasında çok kısa bir zaman önce çok güçlü bir Ermeni kırımı yaşanmış. Evet. Onun yarattığı travmalar var. Evet. Yani hepsi Allah çok faktörlü Allah. Yani. Evet. Burada tek bir faktörle açıklamak çok zor. Elbette egemenlerin rolü açısından Arap coğrafyasında bir ne diyelim, Tanrı'nın eli gibi adeta müdahale ederek bazı devletçikler kurmaları Kürtler açısından yaşanmadığı için haklı bir kızgınlık olabilir yani. Çünkü o sırada şekillendirici bir güce sahipti şeyler. Ama ben bu Kürt raporlarında görüyorum, sürekli bir onu zorlayan bir hal var. Fakat bölünmüşlük, parçalanmışlık dolayısıyla bu sağlanamazsa ileride, yani zayıf bir devlet kurulursa, bu devlet bir, kendi iç çatışmalarıyla bölgede bir düzensizlik kaynağı olur. İki, Ermenistan'la savaş şeyi yaratır, bu tehlikesi yaratır. Araplarla çatışırlar ve bu bölge bir elek gibi, yani kaotik bir yapıya ulaşırsa... Ya bir de İran devletini rahatsız eder. Onu rahatsız benim eder. Benim dostum, gelecekte mutasavvır Ankara hükümetiyle kurduğum ilişkiyi rahatsız eder. Ya da Sovyetler güçlenirse, ileride o kuzeye bunların üzerinde bir güç sağlarlarsa ve o bizim aleyhimize gelişir gibi bir sürü endişeleri var. Burada Kürt toplumunun bence kendi tarihsel gerçekliğini de kavrayarak, coğrafi, hani Nazım'ın şiirinde vardı ya bana, hani ne der tarihsel zorunluluklar. Evet, Şeyh Bedrettin'le ilgili bana anlatma bunları. Anlatma bunları der ama maalesef olay bu. Evet. Bazı tarihsel gerçeklik halklar açısından, evet, tarihin böyle kırılma dönemlerinde bir şans meleği gibi. Yani tarihte, coğrafyada aslında Kürtlere karşı bir pozisyon almış. Pozisyon almış. Çok güçlü şeylerle, yapılarla çevirirler. İran ve Türk işte milliyetçiliğinin çizdiği. Artı Arap. Orta Doğu'nun en kadim, üstelik aynen, ideolojik dayanakları, aynen, olan militarizmi, devleti, yönetme kabiliyeti en güçlü olan, evet, üç şeyin arasında, üstelik denize bile açılamayacak bir yerde sıkışmış kalmış. Evet. Bazen. Yani bu konuda mesela Mahmut Berzenci'ye bayağı alan açıyor İngilizler. Fakat o habire kendi krallığını ilan edip yani İngilizlere meydan okuyor. Ama bu meydan okumayı da bir şeyle yapmıyor yani. O arkasına oluşturacağı bir siyasal güç falan yok. Bir aşiret gücüyle, adeta bir hani vur kaç tekniğiyle yapmaya çalışıyor. Sonuçta İngilizlere kızabilirler esas ama bence tarihsel şartların bir zorunluluğu, ne diyelim, sonucu olduğunu düşünmek lazım. Çünkü daha sonradan birkaç
kırılım daha oldu Orta Doğu'da. O dönemlerin de kendine has şartları vardı ama esas olarak Kürt toplumunun kendi iç dinamizmi ile ilişkiliydi. Bence o fırsatlardan yararlanamamak. Ayşe, ama sonraki dönem artık karşısında 3 modern devlet, tabii, hatta 4 modern katı, ve ortak var. Paydaları birbirleriyle kavga etseler de, birbirlerini arkadan hançerleseler de, evet. Kürtlüğe dair K harfi başladığı an hemen ittifak yapan, birleşen ve onu ezen bir acayip bir... Çok doğru. Artık zordu yani. En olanaklı dönem 1918-22 arasıydı. Dediğin gibi ondan sonra artık evet. Çok değişti şeyler. Şimdi hep denir ki işte Şeyh Said isyanını İngilizler kışkırttı. Çünkü Musul meselesinde ellerinin güçlenmesi için bu gerekliydi. Aksine bütün bu belgelerde çok enteresan bir şekilde sadece izleyici olduklarını görürüz. Hatta son derece bilgisiz izleyiciler. Raporlarda gayet net görülüyor. Bir şey gençte bir isyan olduğunu anlaşılıyor ama niteliğini bir türlü kavrayamıyoruz. Çünkü o bölge hem çok uzakta bir bölge, hem muhabir yok yeterince. İstanbul gazetelerinden takip ediyorlar olayları. Görüşmeye çalıştıkları siyasi aktörlerin ağzından laf almaya çalışıyorlar. Diplomatik temaslar kurabildikleri kişilerden. Ve hatta daha öncesinden bu Beytüşşebap ayaklanması sırasında 18. alay, hani Nasturileri kullanırken İngilizler fırsattan istifade, İngilizlere iltihak ederler. Onlardan edindikleri bazı bilgilerle Azadi adlı bir örgüt olduğu fikri de var ama diyor ki adını bu, geçirmiyorlar ama bir örgüt olduğunu, bir örgüt olduğunu, bunların modern seküler subay eğitimden evet, geçmiş olduğunu, ama diyor ki sonuçta çok güçlü değiller, zayıf bir örgüt bu. Yani onlara yatırım yapılacak bir durum yok. Aslında böyle bir yatırım yapmayı zaten düşünmüyorlar ama hani bir aktör olarak ciddiye alalım mı bunu, ileride politik aktör olarak diye konuşuyorlar anladığım kadarıyla. Sonunda hiç buna gerek olmadığına karar veriyorlar. O sırada Şeyh Said isyanı patlak verince, mesela bir raporun birinde diyor İsmet Bey diyor Heybeli Adadaydı, aniden Ankara'ya çağrıldı. Nedir, önemli bir olay herhalde. Bir başka raporda diyor ki Türk tarafı çok telaşlı, 23-24 Şubat günleri diyor. Öyle bir geri şeye düşmüşler ki diyor, Yunanlılarla diyor orta patriklik meselesini bir an önce çözüme kavuşturup dikkatlerini oraya şey yapmak istiyorlar. Yani o rapordan ben şöyle anladım. Mesela ben Ankara'nın kışkırtması tezini de bir parça sorgulamama neden oldu. En azından kışkırtma ya da yol açma varsa da bu kadar hızlı büyüyeceğini ve yaygınlaşacağını Şeyh Said hareketinin düşünmedikleri anlaşılıyor. Ankara çünkü Yunanlarla o meseleyi halledip hemen dikkatimizi biz doğuya verelim, işte birlikler nakledelim. Fransızlarla görüşüyorlar o sırada, Fransızlardan geçiş hakkı istiyorlar. Mesela İngiliz raporunda Fransızların Ankara hükümetine yardım için birlikleri geçirme için demiryollarını kullanma izni verdiğini gayet soğukkanlılıkla anlatıyor. Hiç böyle bir şeyle değil. Yani bizim stratejimizi baltalayan, efendim biz bu isyanın arkasındaydık ama Fransız dostlarımız bize köstek oluyor falan demiyor. Aksine bunu normal görüyor ve Ankara ne yapacak diye hakikaten izliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bütün şeylerde, raporlarda olan şey, gazetelerde İngiliz parmağından söz edildiğini söylüyor. Onu şaşkınlıkla rapor ediyorlar. Evet, sürekli bunlar bizim bu işin arkasında söylüyor. Yani bu söz doğru, çünkü şöyle, onlar basına konuşmuyorlar. Yani mesela İngiliz büyükelçisi çıksa basına dese ki ya ayıptır, bizim ilişkimiz yoktur, deriz ki İngiliz alçak, evet, numara kesinlikle yapıyor. Ama kendi yöneticisine rapor gönderiyor. Habire bizden söz ediliyor diyor, hatta liste Ankara'ya gidiyor İnönü'yle görüşerek. Şimdi Türk siyasetçilerine şunu sormak lazım ya da kamuoyuna. Madem böyle bir şüphen vardı, bir nota falan vermezsin. Aynen, yani çağırırsın elçiyi. Kardeşim sizin parmağınız var. Bizim şu istihbarat raporlarımızda sizin yardım ettiğiniz, silah verdiğiniz vesaire söyleniyor. Kendinize gelin demez misin? Hiçbir şekilde tık yok. Arkadan görüşmeler sürüyor. Hatta Robert Olson'un bir raporuna göre Şeyh Said isyanını bastırmakta hava kuvvetlerinin ne kadar yetersiz olduğunu görünce İtalyanlar ve İngilizleri yetkilileri çağırıp bizim hava şeyini
nasıl modernize ederiz, bize yardım edin diye anlaşma dahi yapıyorlar yani. O kadar sıkık ki arkada ilişkiler. Ama bugün o dönemin bize mirası ne? Bugün bütün aç şeyi, sosyal medyayı, popüler tarihi Şeyh Said isyanı İngiliz kışkırtmasıyla olmuş. En garibi sol literatürde evet, de bu görüşün tekrarlanıyor olması. Evet. Yani, nedenini sen söyle bunun. Yani, burada yani, nedir sorun? Yani Kürtlerin kendi başına bir talep geliştiremeyecek, kendi başına bir siyasal hamle yapamayacak. Aslında mutlaka ne yazık güdümlü... ki o Batı beyaz adam ideolojisinin Batı muhalifine de yerleşmiş olması hali bizde de aynı şekilde. Mesela bizde de sürekli Şeyh Said'in dini kimliğinden hareketle sürekli böyle bir laiklik, cumhuriyet savunusu üzerinden bir dil geliştiriyor. Oysa peki ya bu arada onların aynı zamanda Kürt olduğu, Kürtlüğün yasaklandığı, ağır vergilendirmelere uğradıkları, işte memuriyetlerden tasfiye edildikleri, dillerinin yasaklandığı. Yani bunlar sorun değil mi? Veya bir müddet önce bizzat Ankara'nın anayasal düzeyde protokoller, kongre tutanakları düzeyinde altına imza attı. Tarihte bunu, caydı. Onlardan caydığının hiç mi önemi yok? Yani bunları dikkate almadan sen kaçınılmaz olarak majestelerinin solcusu pozisyonuna düşmüş oluyorsun ve majestelerin senin görmeni istediği şeyi görmesini sağlamış oluyorsun. Ayşe, bu belgelerde bence çok önemli, Mesutiye'nin aktardığı belgelerden bir belge çok önemli. Hı hı. Hemen Şeyh Said'in arkasından bu senin anlattıklarına ek olarak İran Büyükelçisi İngiltere'nin kendisine gelen Ali Rıza Efendi'nin Tebriz İngiltere konsolosluğuna gelişi ve onun üzerinden gelişen raporlamalar var. Şimdi bu raporlamaların sonucunda Büyükelçi Londra'dan aldığı bilgiler çerçevesinde Ali Rıza'ya şunun söylenmesini istiyor. Şöyle okuyayım ben. Ali Rıza'nın size yaptığı, Tebriz konsolosuna söylüyor Büyükelçi, yaptığı ricayı bildiren 23 Ağustos tarihli telgrafınıza ilişkin olarak, eğer Ali Rıza meseleyi, çünkü Ali Rıza diyor ki beni Londra'ya götürür müsünüz? Ben diyor İngiltere'ye anlatacağım. Çünkü bir de şunları da anlatıyor. İşte Fransızlar o sırada yeni teknoloji demek, İHA gibi, SİHA gibi bir şey herhalde, bomba atan tüfekleri Türklere vermişler. Yani Türk ordusuna vermişler. Türk ordusu bunu Kürtlere karşı kullanmış. Biz çok ağır şey durumdayız falan diye ben gidip İngiltere'ye anlatmak istiyorum. İngiltere'den hala bir umut üretiyor. Ali Rıza meseleyi size yeniden açarsa, tekrar size gelirse, kendisine majestelerinin, hükümetinin, İngiltere'nin, Büyük Britanya hükümetinin kendisini açıklamayı istediği durumdan haberdar olduğunu ve dolayısıyla İngiltere'ye ziyaretin hiç de yararlı bir amaca hizmet etmeyeceğini söylemelisiniz. Özerk veya bağımsız bir Kürdistan devletinin oluşması sorumluluğunu desteklemenin veya kabul etmenin majestelerin hükümetinin siyasetinde hiçbir yeri olmadığını şüphesiz farkındasınız. Bunu ona anlatın diyor. Evet, şimdi burada çok açık bir şekilde İngiltere'nin bir Kürt politikası, Kürdistan veya ona yardımcı olmak veya Türk devletini sıkıştırmak gibi bir politikası olmadığını, zaten o sırada yine meclisten habersiz olarak Musul meselesinin bağlanmakta olduğu bir dönem, işler iyi yürüyor, çok iyi bir diplomasi var. Türkiye ile yola devam etmek istiyor. Bir de şey şu çok önemli, İngiltere için Sovyetler Birliği'ne mendirek oluşturacak bir Türkiye dururken kalkıp da bunu riske atacak bir şey. Yani, macera yani, sonra kendisi yani bir İslami şeyinin vurgunun da farkında dini bir gerçi boyutu olduğunu. Gerçi o raporlarda şöyle geçiyor. Dini vurgu, Kürdistani vurgu. Evet, ikisini de söylüyor. Evet, ikisini birden söylüyor. Evet, ikisi de söylüyor. Yani dolayısıyla bu resmi not doğrudan kendi içlerindeki bunu çok net bir şekilde İngiltere'nin bırak Şeyh Said'i, Kürdistan'ın özerkliği, bağımsızlığı, Kürtlerin isyanına destek vesaire gibi bir politik olmadığını anlat diyor. Majestelerin böyle bir hükümeti yok. Biz zaten biliyoruz diyor. Evet. Yani çok çok açık, çok net yazıyor ve bitirmemizi öneriyorlar ama ben de 2-3 cümle edeyim. Sonuçta Komintern biliyorsun İngiliz emperyalizminin çok önemli parmağı olduğunu düşünen bir oluşum. O dahi onun raporlarında da
İngiliz etkisi parmağı tespit edilememiş lafı var. İhsan Şerif Kaymaz ya da işte Ömer Kürkçüoğlu gibi Kemalist birisi, yakını birisi, İslami siyasaya yakın kişilerin İngiliz arşivlerinde yaptıkları çalışmalarda onlar da İngiliz bağlantısına, parmağına dair hiçbir arşiv belgesi bulunmamıştır diyor. Sadece İhsan Şerif Kaymaz bölgedeki istihbarat görevlisinin suskunluğundan kalkarak hani susuyorsa vardır bir nedeni gibi bir şey söylüyor ama sonuçta İsmet İnönü değil mi 1961'dir galiba hatıralarının yayınlanmasında. Ama evet o dönem böyle şüpheler olduğu için istihbaratı da yapılmıştır, araştırması yapılmıştır. Yani bu yüzden o gazetelere o şeyler düşmüştür demeye getiriyor. Ama en üst seviyedeki Kemalist sistemin işte liderinden çeşitli bağımsız tarihçilere kadar herkes İngiliz arşivlerinde çalışan kişiler böyle bir bağlantı bulmadıklarını söylüyorlar. Velev ki olsaydı da Türkiye'nin NATO ile şununla bununla bir sürü ilişkileri veya milli mücadele sırasındaki o ülkelerle yaşadığı ilişkiler, yakınlıkları vesaire düşününce bunu dünya siyaset sahnesinde çok doğal bir şey olarak da görebilirdik. Ama öyle dahi bir şey yok. Sonuçta ben bunu şu açıdan önemsiyorum. İngilizleri takdir etmek açısından değil, Kürt siyasetinin kendi özgün, kendi içsel dinamikleriyle geliştirdiği bazı şeyleri, talepleri veya attığı adımları veya itirazlarını değersizleştirmemek gerekir. Yani Türk milliyetçiliği Batı'ya karşı bir kahramanlık hikayesi, direniş hikayesi olarak sunarken kendi hikayesini Kürtlere geldiği zaman ya da Ermenilere geldiği zaman bağımlılık, tabiyet, hikayesi olarak, ihanet hikayesi olarak kurguluyor ki iki milliyetçiliğinde kendi meşruiyeti bizim dışımızda yani bizim gibi öteki tarihçiler arasından değil ama o dönemin mantığı içerisinde vardı ama bir taraf galip geldi çeşitli nedenlerle bir taraf ulus devletini kuramadan çıktı bu süreçte deyip noktayı koyuyorum. Söyleyeceğin şey varsa da haftaya söylersin. Sevgili izleyiciler, bu hafta İngilizlerin Kürt politikalarına irdelemeye çalıştık diyelim. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.